TRT Haber Merkezi'nden mutlu günler gün ortasına yansıyan haberlerle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üyeliğinin altyapısının oluşmasına yönelik olarak 5 Türk Devleti ile dostluk grubu oluşturma kararı aldıklarını söyledi. Töre bu çerçevede bir takım ziyaretler başta olmak üzere çeşitli temaslarında başlayacağını kaydetti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi ile 5 Türk Devleti'nin meclisler arasında dostluk grubu oluşturulması konusunda TRT Haber'in sorularını yanıtladı. Töre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Eylül 2022'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısı yaptığını anımsatarak, bunun ardından KKTC'nin anayasal ismiyle Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edildi dildiğini söyledi. Gözlemci üyeliğin altyapısının oluşturulması gerektiğini vurgulayan töre, bu doğrultuda 5 Türk devletiyle dostluk grubu oluşturma kararı aldıklarını dile getirerek, aynı milletin insanları olarak meclis nezdinde bu adımı attıklarını söyledi. Türkmenistan'la, Kırgızistan'la, Özbekistan'la, Kazakistan'la ve Azerbaycan'la dostluk gruplarımızı oluşturduk. Bundan sonra bir takım gidiş gelişler, temaslar bu dostluk grubu çerçevesinde yapılacaktır. Türkiye'nin öncülüğünde yapılan bu gelişmeler bizi çok memnun etmiştir, mutlu etmiştir. Hayallerimiz gitgide gerçek oluyor. Artık federasyon tezinden kurtulduk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli bir devlet olarak yoluna devam edecektir. Zaten bağımsızlıktan vazgeçmek doğru bir yaklaşım değildi. Ama biz dünyaya barışçıl düşüncelerimizi ifade etmek için bugüne kadar federasyon tezine evet dedik ve federasyon tezini de Türk tarafı olarak ortaya yere koyduk. Ama Rumlar Kıbrıs'ın tamamını kendi egemenlikleri altına almak istedikleri için bugüne kadar bir anlaşma sağlanamamıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli bir devlet olarak yoluna devam edecektir. Adada barış vardır. Barışın adı da Türkiye, Türk ordusu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletidir diyen töre, garantilerden, ana vatan Türkiye'den, egemenlikten ve özgürlükten vazgeçmeyeceklerini vurguladı ve yaşasın Türk Birliği dedi. Cumhuriyet Meclisi'nin 2 Ocak Pazartesi gerçekleşen genel kurulunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan meclisleri arasında dostluk grupları kurulması önerisi oy birliğiyle kabul edilmişti. Değerli izleyenler Meclis Genel Kurulu 2023 yılı bütçe yasa tasarısını madde madde görüşmeye devam ediyor. Bugün ilk olarak Polis Genel Müdürlüğü bütçesini ele alan Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçeleri de var. Bu arada bültenimize haberimiz hazırlandığı anda aldığımız son bilgiye göre e, Polis Genel Müdürlüğü bütçesi de onaylandı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanarak 2023 mali yılı bütçe yasa tasarısını görüşmeye devam ediyor. Genel kurulda ilk olarak 1 milyar 830 milyon 731 bin 100 Türk lirası olarak komiteden geçen polis genel müdürlüğü bütçesinin ele alınmasına başlandı. Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Fikri Toros kontrol dışı nüfus artışı olduğunu, öğrenci, işçi ve turist olarak gelen bazı yabancı kişilerin ülkeyi suç diyarına çevirdiklerini ve bu durumunda asayişi ciddi anlamda tehlike altına aldığını savundu. Toros bu gelişmeler karşısında Polis Genel Müdürlüğü çok önemli sorumluluk yürütmektedir. Son yıllarda bütçe görüşmeleri sırasında personel, araç ve teçhizat kapasitesini artırma ihtiyacından bahsediyorlar. Bu sınırlı imkanlar doğrultusunda gerek komite gerek Maliye Bakanlığı her türlü duyarlılığı ortaya koyarak bir miktar istihdam yapılmasını sağladı ancak kontrol dışı artış kaydeden suç oranları karşısında personel ve araç kapasitesi var görüşünü ifade etti. Ülkede gittikçe büyüyen bir trafik sorunu olduğunu da ifade eden Fikri Toros, diğer suçlara karşı mücadeleye kıyasla olması gereken noktanın gerisinde olunduğunu belirtti. Meclis Genel Kurulu'nun bugünkü gündeminde 1 milyar 47 milyon 526 bin 860 Türk lirası olarak öngörülen İçişleri Bakanlığı bütçesi, 1 milyar 388 milyon 110 bin Türk lirası olarak önerilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi, 25 milyon 89 bin Türk lirası olarak önerilen Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesiyle 1 milyar 315 milyon 545 bin 400 Türk lirası olarak önerilen Tarım ve Doğal Kaynaklı Bakanlığı bütçesi yer alıyor. Kıbrıs Türk Memur Sendikası Başkanı Akın Manga, vergi dilimlerinin düzenlenmesi, emekli ve çalışanlara sağlanan alım gücünün etkin ve caydırıcı önlemlerle korunması için hükümeti göreve davet etti. Memur Sen Başkanı Akın Manga yaptığı açıklamada emekli ve çalışanların Ocak ayı maaşlarına hayat pahalılığı artışı uygulanarak yitirilen alım gücünün korunmasının amaçlandığını ancak artışlar hak sahiplerinin eline geçmeden alışveriş merkezlerinde etiket değişikliklerine tanık olunduğunu belirtti. Memursen olarak hükümeti göreve davet eden Manga, öncelikle vergi dilimleri düzenlenmeli, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi prensibi hayata geçirilmelidir. Emekli ve çalışanlara sağlanan alım gücü etkin ve caydırıcı önlemlerle korunmalıdır ifadelerini kullandı. Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada, etkin bir denetimle haksız kazanç ve pahalılığın önüne geçilmezse, Sosyal patlamaların kaçınılmaz olduğunu savundu. Manga, 2010 yılından sonra kamuya istihdam edilenlerin maaşlarında iyileştirmeler sağlanması, Ocak ayı maaşlarına yansıtılması gerektiğini de kaydetti. Ve şimdi dış gelişmelerle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi 6 tur yapılan seçime rağmen yeni başkanını seçemedi. Yeni tur oylama bugüne kaldı. Temsilciler Meclisi'nin başkanını seçene kadar oylamaya devam etmesi bekleniyor. 8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından 3 Ocak'ta yeni yasama dönemine başlaması beklenen Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde başkan 2 gün boyunca yapılan 6 tur oylamada seçilemedi. Başkan seçimleri için 3 tur oylama yapan Temsilciler Meclisi bir sonuç elde edemeyince oturma ara verdi. Washington saatiyle akşam 8'de yeniden toplanan Temsilciler Meclisi bu kez 214'e karşı 216 oyla 7. tur oylamanın bugüne ertelenmesine karar aldı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde yapılan 6. tur oylamada Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy başkan seçilmek için yeterli desteğe ulaşamamıştı. McCarthy 201 oy alırken kendisine destek vermemekle ısrarcı olan 20 Cumhuriyetçi vekil oylarını vekil Brian Donstanyan'a kullanmıştı. 212 demokrat üyenin tamamı ise parti liderleri Hakim Jeffers için oy kullanmaya devam etmişti. Bir milletvekili ise adaylardan hiçbirine oy vermemişti. ABD Temsilciler Meclisi'nde son 100 yıldır ilk kez yapılan 6 oylamada da yeterli çoğunluğu ulaşılamadığı için meclis başkanı seçilemiyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkı destekçisi olan bir grup cumhuriyetçi üye, Trump'ın McCarthy'ye oy verin çağrılarına rağmen aksi yönde oy kullanmaya devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Devlet Başkanı ve Başkan Yardımcısından sonra protokolde 3. sırada yer alması bakımından önem arz ediyor. Temsilciler Meclisi başkanını seçmeden işlemeye başlayamıyor. Milletvekillerinin yeni başkanının seçilmesi için gereken çoğunluğu elde edene kadar oylamaya devam etmesi bekleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Fransa'nın ülkesine tekerlekli tankları göndereceklerini söyledi. Zelenski, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki askeri varlığını artırmaya devam ettiğini de belirtti. Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin görüntülü mesajı paylaşıldı. Konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Zelenski, Fransa'nın ülkesine tekerlekli tankları göndereceğini bildirdi. Fransa'nın bu silah desteğinin önemine işaret eden Zelenski, Rusya'ya karşı savaşta bu tür yardımlara ihtiyaç duyduklarını aktardı. Ukrayna'ya silah yardımının Avrupa'nın da güvenliği için önemli olduğuna dikkati çeken Zelenski, bu yıl Rus saldırganlığına son vermek gerekiyor ve terörist devletin yenilgisini hızlandırabilecek savunma imkanlarının hiçbirini geciktirmemek zorunludur dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni saldırı dalgasına hazırlandığını iddia eden Zelenski, konuyla ilgili bazı ülkelerin liderlerini bilgilendirdiğini kaydetti. Rusya'nın geçen yılın sonuna kadar Ukrayna'nın Donbas bölgesini tamamen ele geçirmeyi planladığını savunan Zelenski, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bu bölgede Rus kuvvetlerinin ilerlemesine izin vermediğini söyledi. Zelenski, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki askeri varlığını artırmaya devam ettiğini de dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun muharebe potansiyelini geliştirmeye, ülkenin güvenliğini sağlayacak gelişmiş silahlar üretmeye devam edeceklerini bildirdi. Sergey Grigoryevich. Zdravstvuyte. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus donanmasına ait Sovyetler Birliği filosundan Amiral Gorshkov isimli fırkateyn muharebe görevine başlaması için yapılan törene çevrim katıldı. Törende Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile geminin komutanı Igor Rahmal da hazır bulundu. Fırkateyn uzun mesafeli deniz yolculuğuna bugün başlayacağını belirten Putin, gemi benzeri olmayan deniz tabanlı sirkon hipersonik füze sistemi ve diğer son nesil silahlarla donatıldı dedi söz konusu silah sistemlerinin dünyanın hiçbir ülkesinde benzeri olmadığını söyleyen Putin, bu tür silahların Rusya'yı potansiyel dış tehditlerden güvenilir bir şekilde korumayı mümkün kılacağını belirtti. Putin silahlı kuvvetlerin muharebe potansiyelini geliştirmeye, önümüzdeki 10 yıllarda Rusya'nın güvenliğini koruyacak gelişmiş silah ve teçhizatlar üretmeye devam edeceğiz diye konuştu. Savunma Bakanı Şoygu da geminin sirkon hipersonik füzelerle Atlantik ve Hint okyanuslarının yanı sıra Akdeniz'de uzun bir deniz yolculuğuna çıkacağını bildirdi. Geminin denizde ve karada düşmana nokta atışı ve güçlü saldırılar yapma yeteneğine sahip olduğuna dikkati çeken Şoygu, hipersonik füzeleri gelişmiş hava savunma ve füze savunma sistemlerinin üstesinden gelme yeteneğine sahip olduğunu vurguladı. Rusya'nın kuzeyindeki Barents Denizi'nde Mayıs 2022'de Sovyetler Birliği filosundan Amiral Gorchkov fırkateyninden Sirkon hipersonik seyir füzesiyle test atışı yapılmış, yaklaşık 1000 kilometre uzaklıktaki bir deniz hedefi vurulmuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2018'de tanıttığı yeni hipersonik silahların arasında bulunan Sirkon'un ses hızının 10 katına kadar çıkabildiği ve 1000 ila 2000 kilometre menzile sahip olduğu açıklanmıştı. Şimdi İngiltere'ye bakalım. İngiltere'de maaş artışında süre gelen anlaşmazlık nedeniyle 40 bin denir demiryolu çalışanının iş bırakma eylemi yeni yılda da devam ediyor. Demiryolu çalışanları uzlaşı sağlanamaması durumunda bu hafta 6 ve 7 Ocak'ta da greve gidecek. İngiltere'de Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası'yla demiryolu operatörü Network Rail arasında maaş zammı ve çalışma koşulları konularında süregelen anlaşmazlıktan ötürü sendikaya üye 40 bin demiryolu çalışanı yeni yılın ilk haftasına 48 saatlik grevle başladı. İş bırakma eylemi Noel ve yılbaşı tatilinin ardından işbaşı yapan on binlerce kişiyi etkiledi. Network Rail tarafından sendikanın grev kararına ilişkin yapılan açıklamada Endüstriyel eylem nedeniyle 8 Ocak Pazar gününe kadar demir yollarında tren seferleri önemli ölçüde azaltılacak. Trenler daha yoğun olacak ve muhtemelen daha geç başlayıp daha erken bitecek ve bazı yerlerde hiç sefer olmayacak ifadeleri kullanıldı. İngiltere'nin en büyük demiryolu sendikası Demiryolu Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası Network Rail'in bu yıl için %5, gelecek yıl için %4 zam teklifini enflasyonun altında olduğu gerekçesiyle reddediyor. Demiryolu çalışanları uzlaşı sağlanamaması durumunda bu hafta 6 ve 7 Ocak'ta da greve gidecek. İngiltere Ulaştırma Bakanı Mark Harper, demiryolu çalışanlarının grevine ilişkin Sky News'e yaptığı değerlendirmede masada adil ve makul bir maaş teklifi olduğunu söyledi. Harper, sendika üyelerinin anlaşmazlığı sona erdirmek için daha fazla görüşme yapmak yerine bu hafta grevlere devam etmeyi seçmesinin son derece yararsız olduğunu belirtti. Demiryolu Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası Genel Sekreteri Mick Lynch, İngiliz Ulusal Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada hükümeti sendikal liderleriyle toplantı yerine Noel tatiline öncelik vermekle suçladı. Lynch, bakanların sendikalarla 15 Aralık 2022'de yapılan son toplantıdan bu yana bu haftaki grev eyleminden haberdar olduklarını ve o tarihten beri Noel'de tatilin tadını çıkararak hiçbir şey yapmadıklarını belirtti. Lynch, görüşmeye hazırdık ve bizimle görüşmek istemediler ifadesini kullandı. Sayın seyirciler, Covid-19 dünya genelinde endişe yaratmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsle ilgili kaydedilen ilerlemeye rağmen salgının sürdüğü uyarısında bulunurken, Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte Birliğe üye olmayan Schengen ülkeleri Çin'deki vaka artışı nedeniyle koordineli tedbirler uygulanması konusunda uzlaştı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, COVID-19'la mücadelede kaydedilen ilerlemelere rağmen virüs tehlikesinin sürdüğü uyarısında bulundu. Ghebreyesus, örgütün Cenevre merkezinde yapılan basın toplantısında salgının başladığı yıla kıyasla dünyanın klinik bakım, yönetimi, aşı ve tedaviler anlamında daha iyi durumda olduğunu ancak hala önemli bir konu olan Covid-19'un doğru çabalarla bu yıl resmi olarak biteceğine inandığını söyledi. Cebreyasus bir takım problemlere rağmen aşılanmanın dünya genelinde arttığını ifade ederek son haftalarda özellikle grip dahil olmak üzere solunum yolu hastalıklarının yaygın olduğu Kuzey Yarım Küre'nin ılıman bölgelerinde hastaneye yatışlar ve sağlık sistemlerinin baskı altında kaldığına yönelik raporlarında arttığına değindi. Cebreyasus hastaneye yatış, ağır hastalık ve ölümleri önlemek için hatırlatma aşısı ve dozlarının önemini yineledi. Öte yandan Avrupa Birliği ülkeleri ile Avrupa Birliği üyesi olmayan Schengen ülkeleri Çin'de COVID-19 vakalarının artması nedeniyle koordineli tedbirler uygulanması konusunda anlaşmaya vardı. Brüksel'de gerçekleştirilen toplantıda Çin'e giden ve Çin'den dönen tüm yolculara tıbbi maske takmalarının tavsiye edilmesi kararı çıktı. Avrupa Birliği ülkelerinin Çin'den gelen tüm yolculardan uçuştan 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu test istemesini de güçlü şekilde teşvik edileceği bildirildi. Avrupa Birliği üyeleri Çin'den giden uçakların atık sularının analiz edilmesi ve yolculardan rastgele örnekler alınarak epidemiyolojik durumun takibi için genom dizinimlerinin incelenmesi konusunda da anlaştı. Avrupa Birliği ülkeleri Ocak ayı ortasında durumu tekrar değerlendirecek. Bu arada grip salgını da dünya genelinde yayılarak endişe yaratmaya devam ediyor. Belçika'da resmi olarak grip salgını ilan edilmesi için gerekli şartların oluştuğunu açıklayan Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, grip ve bronşit virüsleri dışında koronavirüs ve solunum yolu hastalıklarına yol açan diğer virüslerin de halk arasında yaygın olduğu bilgisini verdi. Daha önce Almanya ve Slovakya'da da resmi olarak grip salgını yaşandı açıklanmıştı. Sayın seyirciler, İran'da yaşananlar hava kirliliğinin neden olduğu sonuçları ortaya koydu. Ülkenin güneybatısındaki Hurzistan eyaletinde hava kirliliğine bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir günde 578 kişi hastaneye başvurdu. Hastaneye başvuranlar kalp ve solunum rahatsızlıklarını dile getirdi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doktor Habib Hayber konuya ilişkin bilgi verdi. Hayber Huzistan'da hava kirliliğine bağlı olarak 24 saatte kalp ve solunum rahatsızlıkları şikayetiyle 578 kişi hastanelere müracaat etti dedi. Söz konusu hastalardan 512'sinin ayakta, 66'sının ise yatarak tedavi gördüğünü aktaran Hayber, solunum yolları rahatsızlığı bulunanların havanın kirli olduğu günlerde zorunlu olmadıkça evden çıkmaması gerektiğini vurguladı. İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı da dünyada hava kirliliği sıralamasında ilk üç kent arasında yer alan Tahran'da bugün hava kalite endeksinin ortalama 179 olarak ölçüldüğünü, şehrin bazı bölgelerinde bunun 200'ü de geçtiğini aktardı. Bazı şehirlere ilişkin bilgilerin de verildiği haberde hava kalite endeksinin Hemedan'da 152, Yez'de 152, Desful'da 152, Arak'ta 159, Kereç'te 159, Kazvin'de 163, Tebriz'de 164, İsfahan'da 167, Mahşer'de 170 olduğu paylaşıldı. Huzistan'ın merkez kenti Ahvaz'da ise hava kirliliğinin 178 olarak ölçüldüğü kaydedildi. Hava kalitesi endeksinde 1 metreküp hava içindeki partikül maddeye göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor. 0-50 arası temiz hava yeşil, 51 100 orta sarı, 101 150 hassas turuncu, 151 200 sağlıksız kırmızı, 201 300 çok sağlıksız mor, 301 500 tehlikeli kahverengi. Hava kirliliği nedeniyle başta Tahran olmak üzere birçok eyalette sık sık okullar tatil ediliyor, dış mekanlarda spor yapmak yasaklanıyor ve araç trafiğine çeşitli kısıtlamalar getirilip inşaatlar geçici olarak durduruluyor. Son dönemde de Tahran'ın yanı sıra Elbors, İsfahan, Doğu Azerbaycan, Kazvin, Kum ve Huzistan eyaletlerinin birçok bölgesinde eğitim birkaç gündür çevrim içi yapılıyor. Riskli grupta bulunan vatandaşlar da izinli sayılıyor. İran Meclis Çevre Grubu Başkanı Sümeyye Rafi 14 Aralık'ta yaptığı açıklamada 2021'de ülkede 41.700'den fazla kişinin hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtmişti. Rafi ne yazık ki bu yıl Tahranlılar iki gün Gün, İsfahan, Kereç, Ahvaz ve Ara halkı ise sadece birer günü temiz havayla geçirdi ifadelerini kullanmıştı. Sayın seyirciler, Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde dere ve göletlerin yüzeyi buzla kaplandı. Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrıda soğuk hava nedeniyle dere ve göllerin yüzeyi buzlandı. Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde kış çetin geçiyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 derece ölçüldü. Erzurum'da bazı yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Soğuk havanın etkisiyle Palandöken Dağı'ndaki bazı göletlerin yüzeyi buz tuttu. Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 21, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 12 santimetre ölçüldü. Kars'ta soğuk hava nedeniyle Kars çayının bir bölümü buzla kaplandı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Sarıkamış'ta da araçların camları buz tuttu. Soğuk nedeniyle Acusu deresi dondu. Bitkilerde kıra, bazı küçük derelerde buz sarkıtları oluştu. Ormanlık alan içinde bulunan çeşmeler buzla kaplandı. Ardahan'da soğuk nedeniyle ağaçlar kıra ile kaplandı. Yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Tunceli'de hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi sonucu ağaçlar ve bitki lerde oluştu. Bazı vatandaşlar da buzlanan yollarda yürümekte zorluk çekti. Ağrı'da soğuk hava nedeniyle Murat Nehri ve derelerin yüzeyi buzla kaplandı. Hamur ilçesinde de etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Sayın seyirciler son günlerde ciddi oranda artan trafik kazalarına bu sabah bir yenisi daha eklendi. Lefkoşa Güzel Rutana yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan bir araç sürücüsü Mehmet Albistan, Lefkoşa Doktor Burhan Albantoğlu Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı. Lefkoşa Güzel Yurt yolunda bu sabah 7.30 sıralarında yaşanan trafik kazasında 37 yaşındaki Mehmet Albistan yönetimindeki CF222 plakalı salon araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Alayköy Sanayi Bölgesi yakınları da direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp takla attı. Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet Albistan'ın kaldırıldı. Lefkoşa Doktor Burhan Nabatoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi halen sürüyor. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. Berete Haber Merkezi'nden gün ortasına yansıyan haberler böyleydi. Şimdi para piyasalarıyla Damla Soyalp sizlerle birlikte. günü ortası piyasaları sunar. haftasında piyasalardaki son durumla karşınızdayız. ilk olarak kurlara göz atalım. Dolar TL bugün 18.78 ile yeni bir rekor seviyeyi gördü. Ardından 18.76'ya geriledi. Euro TL 19.92'den sterlin TL ise 22.57'den işlem görüyor. Öyle saatlerinde Euro Dolar paritesi ise 1.06 seviyesinde bulunuyor. Borsayla devam edelim. Borsa İstanbul'da bir stüze endeksi günün ilk yarısında %1.58'lik azalışla 5.436 puana geriledi. Kripto paralarda ise yatay bir seyir hakim. Bitcoin 16.827 dolardan, Ethereum ise 1.251 dolardan satılıyor. Altındaki yükseliş ise FED tutanaklarının ardından duruldu. Gram altın 1116 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 1826 TL'den Cumhuriyet altında 7513 TL'den satılıyor. Altın ons fiyatına baktığımızda ise 1849 dolar seviyesini görüyoruz. Gümüşün ons fiyatı 23.48 dolar seviyelerinde ve petrol Brent petrolünün uluslararası piyasadaki varil fiyatı öğle saatlerinde 79 doların üzerine çıkmış durumda. Piyasalardaki son durumla karşınızda olduk. Hoşçakalın. bank gün ortası piyasaları sundu. Handball'da Dems U18 liginde şampiyonlar belirlendi. Kadınlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, erkeklerde de yakın doğu üniversitesi şampiyon oldu. Atatürk spor salonunda oynanan kadınlar finali ikinci maçında Şahlan'ı 32-24 yenen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ikinci karşılaşmada da galip gelerek Dems U18 kadınlar liginde şampiyonluğa ulaştı. Erkekler Ligi final ikinci maçında da yükseliş karşısında baştan sona üstün olan Yakında Üniversitesi yükselişi 39-25 mağlup ederek seriyi 2-0 kazandı ve şampiyon oldu. Basketbol U15 erkekler liglerine iki grupta oynanan üç karşılaşmayla devam edildi. Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu'nda oynanan beyaz grup mücadelesinde Kopspor B takımı Marmara karşısında 43-32 galip gelerek ligdeki dördüncü galibiyetini aldı. Marmara ise 5 sırada haftayı bitirdi. Kırmızı grupta ise Soyespor A takımı Doğu Akdeniz Üniversitesi karşısında 69-34 galip gelerek 4. galibiyetini alarak 4. sırada yoluna devam ederken Doğu Akdeniz Üniversitesi ise 9. yenilgisini aldı. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynanan bu grubun diğer maçında Akdeniz Spor Birliği Alsancak Belediyesi karşısında 66-57 kazandı ve grubunu 5. sırada bitirdi. Alsancak Belediyesi ise 3. sırada yer aldı. Liseler arası voleybol birinciliğinde kızlarda Gazi Mausa Türk Marif Koleji ve erkeklerde de Namık Kemal Lisesi şampiyon oldu. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan finallerde kızlarda Namık Kemal Lisesi karşısında 3-0 kazanan Gazi Mausa Türk Marif Koleji birinciliği aldı. Erkeklerde ise Namık Kemal Lisesi Erenköy Lisesi karşısında 3-0 galip gelerek şampiyon oldu. Kızlarda Erenköy Lisesi ve erkeklerde de Gazi Maousa Türk Maarif Koleji 3. sırada yer aldılar. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen liseler yüzme şampiyonası tamamlandı. Atatürk kapalı yüzme havuzunda iki gün süren şampiyonada kızlarda Yakın Doğu Koleji birinciliği almayı başarırken Girne Amerikan Koleji ikinci ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi de üçüncü sırada yer aldı. Erkeklerde ise Türk Bahri Koleji şampiyonluğu kazanırken Girne Amerikan Koleji ikinci ve Yakın Doğu Koleji de üçüncü oldu. Müzik Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray sahasında 1-0 geriye düştüğü Maçta MKE Ankara gücünü 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 36'ya yükselterek yeniden zirveye yerleşti. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan MKE Ankara gücü ise 16 puanda kaldı. İtalya Ligi Seri A yeniden başlarken İspanya Kral Kupası Copa del Rey'de maçlar oynandı. İtalya 1. Futbol Ligi'nde 16. hafta maçında Roma, konuk ettiği Bologna'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Roma puanını 30'a çıkarırken, Bologna ise 19 puanda kaldı. İspanya Kral Kupası Copa del Rey son 32 turunda Barcelona ve Atletico Madrid deplasmanda oynadıkları maçları kazanarak son 16'ya kaldılar. Tek maçlı eleme formatında oynanan son 32 turunda Barcelona deplasmanda ...Inter City'yi 4-3 mağlup etti. Kral Kupası'nın diğer maçında Atletico Madrid deplasmanda ikinci lig takımlarından Oviedo'yu 2-0 yenmeyi başardı. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo yeni takımı El Nasr'a imza attıktan sonra ilk itmanına çıktı. İki buçuk yıllık imzayı atan Ronaldo için birçok El Nasr taraftarı yıldız oyuncunun formasını alabilmek için kulüp mağazasına akın etti. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A grubu 8. hafta maçında Fenerbahçe Göz Holding sahasında Polonya akibi BC Polkowice'yi 111-61 mağlup etti. Bu sonuçta Sarı Lacivertli takım organizasyonda 6. galibiyetini aldı. BC Polkowice ise 2. yenilgisini yaşadı. Müzik NBA liglerine bu sabaha karşı da devam edildi. Detroit Pistons Golden State Warriors'ı 122-109 yendi. Bu sonuçla Warriors'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Detroit'te Boyan Bogdanovic 29 sayı 4 bağın 5 asistle maçta öne çıkan isim oldu. Uzatmaya giden karşılaşmada Milwaukee Bucks Toronto Raptors'ı 104-101 yendi. Bucks'la Yannis Antetokounmpo 30 sayı 21 rebound 10 asistle bu sezon ikinci kez triple double yaptı. Chicago Bulls, Brooklyn Nets'in 12 maçlık galibiyet serisine son verdiği Nets karşısında 121-112 kazanan Bulls'da Demar DeRozan 22 sayı 7 rebound 3 asist, Patrick Williams 22 sayı 7 rebound 2 asistle maçın kazanılmasında öne çıkan isimler oldular. Markaların buluştuğu adres Toros. Hava durumunu sunar. alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan yurdumuzda hava parçalı ve az bulutlu geçecek, rüzgar güney ve batıdan orta kuvvetle esecek. Hava sıcaklıkları Lefkoşa'da 20, Gazmavuşa'da 20, Girne'de 20, Güzel Yurt'ta 20, Lefke'de 20 ve İskele'de ise 20 derece dolarında seyredecek. Bölgemiz denizlerinde de bugün hava parçalı ve az bulutlu geçecek, rüzgar güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı tahmini dalga yüksekliği 1-2 metre görüşmesi fesi iyi olacak güçlü markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sonu gribi geçirdikten sonra kalın.